İstanbul Kağıthane'yi Teksas'a çeviren olayla devam edelim ATV Ana Haberi. Husumetli iki grup sokak ortasında karşılaşınca silahlarını konuşturdular. Herkesin ortasında güpegündüz tetiğe basmaya çekimlediler. Sabahın ilk ışıklarıydı. Sokağın sakinliğini silah sesleri bozdu. Saat yani sabaha karşı 5-5.50 arası falandı herhalde ortalama. Şuradan siyah bir tane araç geldi gördüğüm kadarıyla. Yani bu tarafa doğru giderken burada 3 tane arkadaş dikiliyordu. Kağıthane'de kurşunlar havada uçuştu. Husumetli iki grup karşılaşınca silahlar konuştu. Herkesin işe gitmek için yola koyulduğu saatlerde mahalleli büyük panik yaşadı. Sabah saatleriydi. Üç arkadaş başlarına geleceklerden habersiz bu caddede yürüyüş halindeydi. Tam buraya geldikleri sırada yanlarına bir otomobil yaklaştı. İçlerinden biri silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Saldırıya uğrayanlarsa can havliyle kaçışmaya başladı. Kurşunlardan kaçan iki kişi bir aracı kendine siper yaptı. Diğeri ise cebinde bulunan tabancayı çıkardığı gibi tetiğe bastı. Silahı peş peşe ateşledi. Sokak ortasında herkesin gözü önünde çatışma çıktı. Bir tanesi hazırlıklıymış, elinde silah vardı. Diğeri de zaten ateş etmeye başlayınca o da silah çıkardı. Gençlerden biri kurşunların hedefi oldu. Bir kişi yaralandı burada. Karnından bir yer daha, ya bacağı ya karnı yani ikisinden biri buraya düştü. Ameliyata girdi hemen. Bundan sonra durumu iyi diyebiliyorum şu anda. O anlara tanıklık edenler cep telefonuna sarılıp hemen polise haber verdi. Ekipler saldırganların peşine düştü. Soruşturmanın seyri bir kişinin aracında kurşun delikleri var diyerek polis merkezine başvurmasıyla değişti. Yapılan çalışmalarda saldırganın olay günü otomobili abisinden habersiz aldığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Yakalanan saldırganın sabıka dosyası kabarık çıktı. Şimdi demir parmaklıklar ardında.